Merhaba, ben Doktor Fuat Beşkardeş. Bugün anlatmak istediğim konu narsisizm. Narsisizm bir diğer anlamıyla, bir diğer kelime anlamıyla megalomani, bir diğer kelime anlamıyla öz sevicilik. Peki nereden geliyor bu narsisizmin adı? Adı antik bir efsaneye, bir mite dayanıyor. Antik Yunan döneminde Narkissos isimli genç bir delikanlı bir gün suyun aksinde kendi yüzünü görüyor ve kendi yüzüne o kadar beğeniyor ki aşık oluyor. Ondan sonra o akisten kendisini hiç ayıramıyor ve suyun içine düşerek boğularak ölüyor, hayatını kaybediyor ve bir nergis çiçeğine dönüşüyor. Evet, nergis çiçeği adını Narkissos efsanesinden alıyor. Peki nedir bu narsisizm? Narsisizm mi, özgüven mi? Şimdi genelde insanlar arasında narsisizmin özgüven olduğu zannediliyor. Narsisistlerin çok özgüveni yüksek insanlar olduğu zannediliyor. Ama gerçeği odur ki narsistiklerin kendini aşırı seven, kendini aşırı güvenen, kendini aşırı büyük gören kişiler kendini çok önemli hissediyorlar, yeteneklerinin çok fazla olduğunu eminiyorlar, zihinleri hep ön planda olma, hep hayranlık ve ilgi görme üzerine, kendilerini başkalarından üstün hissediyorlar, eleştiriye asla tahammülleri yok ve empatileri yoksun. Peki, kimdir bu narsistler? Bu kişiler çok bencil ve ben merkezci kişiler. Tek hedefleri çevrelerinde bir hayran kitlesi uyandırmak. Övgüyle besleniyorlar. Övgü olmadığı zaman adeta bir balon gibi sönüyorlar. Kendilerini özel ve farklı gördükleri için, kendilerini diğer kişilerden daha akıllı gördükleri için kendilerinin hatasız olduğunu inanıyorlar. Eğer ortada bir hata varsa o hata asla onlara ait değil. Eleştirenlere düşman kesiliyorlar. Kendilerini özel gördükleri için etrafındaki insanların da özel olmasını istiyorlar. Ortalama bir ilişki, ortalama bir partner asla onlara göre değil. İş hayatlarında da gözleri hep yüksek mevkilerde ve çabucak yükselme. Peki, görünen yüz bu. Aslında bu kişiler gerçekten böyle mi hissediyorlar? Hayır, narsistler aslında kendilerini dev aynasında gören bir cücedirler. Ve de içten içe hissettikleri yoğun bir aşağılık duygusudur. Bu aşağılık duygusunun üstesinden gelemedikleri için sürekli onu yenmeye çalışırlar. Ve yenmenin yolu da sürekli kendilerini ve kendi yaptıklarını yüceltmesi şeklinde olur. Narsistler bu bağlamda çok fazla yalan söylerler, çok fazla hikaye uydururlar. Ama en büyük yalanı kendilerinedir. Çünkü kendilerini aldatmadıklarıdırlar. İkili ilişkilerde narsistik kişilik bozuklukları ezen ve hükmeden taraftır. Kişilere karşı saldırganlaşabilir, sözel sadizm uygulayabilir. Yani nedir? Ağır imalar, aşağılayıcı imalar ve de iktidarlarını her zaman sözel şiddetiyle korumaktadırlar. Hep en olmaya çalışırlar. Hep dikkat çekmek isterler ve bu onları yorar. Eksikleriyle yüzleşemedikleri için kolay yolu seçerler ve inkar en sevdikleri savunma mekanizmasıdır. Sanki ortada hiçbir sorun yoktur. Olmamıştır da. Yıprandıkça kendilerine de çevrelerine de azap çektirmeye devam ederler. Kendilerini özel ve değerli hissetmek için sürekli başkalarını eleştirip dururlar ve onları değersizleştirirler. Ama tabii ki bu bir aldatmacıdır. Çünkü önemsemediği sanki ötekiler gibi olmazsa kendisi de var olamaz. Çünkü kendi benliği, özbenliği hep eksiktir. Ancak kendisini sevmesinin yolu başkalarını ezmekten geçer. Peki, nedir bu narsisizmin, nedir bu öz sevginin, öz sevinciliğin altında yatan sebep? Otto Kernberg, 1975 yılında yazdığı Patolojik Narsizm makalesinde bu kişilerin aileleri tarafından ihmal ve sevgi yoksunu olarak bırakıldığını göstermiştir. Bu kişiler sevgi ve ilgi yoksunluğu içinde, ilgi açlığı içinde büyümüşlerdir.
ve sevginin dolduramadığı benliklerini başka yanlarını abartarak doldurmaya çalışırlar. Bu kişilerin geçmişlerinde annelerinin genelde depresif, duygularını ifade edemeyen, söze dökemeyen, incitici bir sinirliliğe, agresifliğe sahip olan, soğuk, duyarsız, ilgisiz ama dışarıdan görünüşte iyi işlevi olan anne figürlerine sık sık Kernberg'in makalelerinde rastladığını görebiliyoruz. Şimdi bu kişiler dışarıdan böyle çekici, karizmatik, güzel, yakışıklı görünürler. Çünkü fiziksel güzelliğin, üstün yeteneğin, zekanın kendilerine getirdiği hayranlıkla beslenirler. Ama iç dünyaları çok fakirdir, çok yalnızlıklar, çok yalnızdırlar ve aslında çok mutsuz insanlardır. Peki bu kişiler terapiye kolay başvurur mu? Maalesef bu kişiler kendilerini sürekli haklı gördükleri için ve kendilerinde herhangi bir bozukluk olmadığını düşündükleri için psikoloğa veya psikiyatra gitmeye, terapiye gitmeye asla yanaşmazlar. Gitseler bile bir ya da iki seansta kalır bu ve gittikleri terapisti de aman bu da hiçbir şey bilmiyor, bu mu beni anlayacak diyerek yarıda bırakırlar. Bazen geniş nedenlerinde asla kendilerine bağlamazlar. Yaşadıkları ilişki problemi ya da depresyon nedeniyle ifade ederler. Narsisizm peki son yıllarda bir artış trendinde midir? Evet, 21. yüzyılı narsisizm çağı olarak adlandırıyoruz. Bunun sebepleri çünkü ailedeki bağların çözülmesi, paylaşım ve aidiyet duygusunun azalması, kapitalizmin insanı tüketici düzeyine indirgeyip tükettikçe var olması sayması, reklamların sürekli daha fazlasını hak ettiğimiz konusunu içeren cümleleri, iş hayatında, plazalarda yükselen rekabetler, kişinin sürekli ötekilerini ezerek daha iyi olmasını ispatı, narsisizmin son yıllarda yükselen trend olmasına sebep açtı ve narsisizm bir kişilerin içindeki narsisistik eğilimleri güçlendirdi. Son söz olarak şunu söylemek istiyorum bugünkü videoda. Narsistlerin içindeki canavar onlara çanak tutanlarla büyür. Hepinize bir sonraki videoda görüşene kadar mutlu günler dilerim.